Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü pek kıymetli kardeşlerim. Modern zamanlarda aile olmak programımızın bugün bir başka konusu ile karşınızdayız. Bugün özellikle aile mahremiyetinden bahsedeceğiz. Kişinin özel alanından bahsedeceğiz. Efendim özel mahremiyetten bahsedeceğiz. Size şöyle bir hatıramı anlatarak başlamak istiyorum. Bir zaman bir hanım geldi. Dedi ki, hocam dedi, bana bir hal oldu. Eşimin cep telefonlarını karıştırmak, efendim eşimin özel bilgisayarını karıştırmak, içinde ne var ne yok merak etmek gibi kalbime bir dürtü geldi dedi. Ve bunun rahmani olduğunu zannediyor. Bakınız, bir şeyi araştırmak hiçbir zaman rahmani olamaz. Bir şeyi araştırmak, onun peşine düşmek, efendim ince detaylarını öğrenmeye çalışmak, bu hiçbir zaman rahmani olamaz. Çünkü neden? Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve la tecesses, araştırmayın. Yani bu bizim için ciddi manada sıkıntı verici bir durum. Her neyse, sonra ilerleyen süreçte işte bu artık bunun şeyi bağımlılık halini almış. Bağımlılık halini almış. Mesela eşi bir hanıma selam veriyor diyelim. Görmüş onun şeyde WhatsApp'ta. O onunla görüşüyor, selam veriyor. O ona işte nasılsın diyor filan feşmikan. Ve diyor ki eşine, sen kimlerle yazışıyorsun böyle? Sen kimlerle böyle ne yapıyorsun? Öyle bir noktaya geldi ki, eşinden çıkılmaz bir duruma geldi. İlk evvela tabii ki bu hareketiyle birlikte eşinin nasıl sanki suç işlemiş gibi bir duruma getirmek istiyor. Suç işlemiş gibi bir duruma getirmek istiyor. Efendim, adam diyor ki o iş yerimden bir arkadaşım. Yani bir şey sordu. Ya da ben ona bir şey sordum. Selam vererek başladım. Hayır, sen niye onu yazarsın? Şimdi değerli kardeşlerim, bu işin sonucunda ben şunu sordum ona. Hani sen bunu araştırdıktan sonra amacın neydi? Huzurun artsın için miydi? Ne içindi? Yani hocam bilemedim ama dedi, hani ne olduğunu bilemedim. Sanki bir sevki tabii ile işte eşimin yazışmalarını araştırma peşine düştüm. Sevki tabii ile. Yani ben anlamadım yani. Fakat sonra aile hayatımı, huzurumu bozan ciddi bir sıkıntı oluşmaya başladı. En sonunda şu anda geldikleri nokta ne? Şu anda geldikleri nokta eşi şunu söylüyor. Sen paranoyaksın. Sen normal bir insan değilsin. Sen kendi kafana göre bir şeyler kuruyorsun ve kafana göre kurmuş olduğun şeyleri de gerçek zannediyorsun gibi bir noktaya geldi. Ve geldiği bir noktada doğrusu hiç istenilen bir nokta değildi. Şimdi evlilik nasıl gidiyor? Eşi buna karşı sanki bir ajanmış gibi davrandığını bildiği için artık ne sırlarını anlatıyor, ne bir şeyini ifşa ediyor. Ve artık ikisinin arasında bir garip bir savaş halini aldı. Şimdi siz şöyle düşünseniz, yani ben evlendim, eşimle evlendim. Geçmişi nedir acaba? Bir araştırsam mı, bir sorsam mı? Size samimi olarak şunu çok rahatlıkla söylemek isterim ki, değerli kardeşlerim, tevbesi edilmiş hiçbir günahın peşine düşmeyin. Tevbesi edilmiş hiçbir şeyin peşine düşüp insanları yargılamayın. Bu ne demek? Çünkü geçmişte seninle evlenmeden önceki hayatı ona ait. O bizi ilgilendirmiyor. Seninle evlenmeden önceki hayatı ona ait. O bizi ilgilendirmiyor. Bizimle sözlendikten sonra yaşantısında bir şeyler var mı? Siz Hazar onu araştırdınız, soruşturdunuz. Peki bu kadar araştırıp soruşturmaya rağmen neden efendime söyleyeyim? Daha tekrar detaya girip daha acaba ne yapıyor? Acaba ne yapıyor? Ve la tecessesu, bu ciddi manada araştırmayın ayeti kerimesine ithafen diyebilirim ki başınıza iş açarsınız. Öğrendiniz ne oldu? Hani geçmişte birkaç kız arkadaşıyla çekilmiş resmini gördünüz. Ne olacak şimdi? Boşayacağız mı biz bu adamı? Hayır, boşamayacağız. Çünkü geçmişte yapılmış dedi. Ve size söyledi. Ben sana zaten bildirmiştim dedi. Peki siz ne yaptınız? Gönlünüzü kapkaranlık ettiniz. Gönlünüzü kararlılık ettiniz. Kendinizi mutsuzluğa sevk ettiniz. O da yetmedi. Ufacık bir durumda o resimler gözünüzün önüne geldi durdu. İyi bir şey mi? Asla iyi bir şey değil. Asla iyi bir şey değil. Bazıları da bana şunu söylüyorlar. Hocam bu kadar rahatlık iyi değil. Esasını araştırmamız lazım. Yok, hiç araştırmanıza gerek yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah-u Teala her bir konunun sahibidir. Mesela sizin eşiniz ciddi manada olur olmaz kadınlarla, kızlarla yazışıyor diyelim. Siz de araştırma taraftarı falan değilsiniz. Siz zannediyor musunuz ki öbürüsü istediği gibi at oynatacak, siz hiçbir şeyden haberdar olmayacaksınız. Allah Teala Hazretleri öyle bir zamanda öyle size duyurur ki o da şaşar kalır. Yaklaşık 2 yıl kadar evvel bir tane kardeşimiz bana şunu söylemişti. Hocam dedi, enteresan bir şey yaşadım. Nedir dedim.
benim dedi eşimle ilgili dedi bazı şeyler görmeye başladım. Her ikisi de doktormuş. Bazı şeyler görmeye başladım. Yani görüyorum diyor yani. Bazı şeyler görmeye başladım. Ve bundan rahatsızlık da hissetmeye başladım. Değerli hocam, bakın yıllar süren bir şey. Adam var ya yıllardır efendim o pis şeyleri, pis kişilerle ilişkileri oluyor. Onları Instagram'dan yapıyor, efendime söyleyeyim WhatsApp'tan yapıyor, her neydiyse bir yerlerde yapıyor. Ama bu garibanın hiçbir şeyden haberi yok. Ama Cenab-ı Mevlam öyle bir zamanda karşınıza getirir ki artık o son nokta olur. Artık o son nokta olur. Yani şöyle diyeyim size, eşeğin aklına karpuz kabuğu gelmesi durumu yok. Bir önceki durumda hiçbir şey yoktu. Kadın vesveseli, kadın vehimli. Hocam diyor, benim kalbime böyle bir duygu geldiğine göre. Bizim kardeşlerimiz şunu çok iyi bilsinler. Kalplerine gelen her duygu rahmani falan değil. Hem de hiç değil. Rahmani falan değil. Mesela bazılar diyorlar ki, hocam benim hakkımda zannedildiğini ben biliyorum. Benim hakkımda gıybet edildiğini ben biliyorum. Değil, bu öyle bir şey değil. Bu nedir? İnsanoğlunun vehminden kaynaklanan, insanoğlunun vesveselerinden kaynaklanan bir durumdur. Siz bunun rahmani olduğunuzu nereden bileceksiniz? Nereden söyleyeceksiniz? Nasıl anlayacaksınız bir kere? Böyle bir şeyin peşine düşülür mü? Bir de onu söyleyelim. Böyle bir şeyin peşine düşülmez. Şimdi çekirge bir sıçradı, iki sıçradı. Siz araştırmadınız. Lütfen o güzel gönlünüzü bozmayın. Lütfen o güzel kalbinizi, o güzel zihin dünyanızı tarumar etmeyin. Siz hüsnüzanla başlayın. Karşınızdaki insan eğer çok fazla yamukluk yapıyor dediyse, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar. En sonunda Cenab-ı Allah sizin karşınıza çıkar. Ben hep şunu gördüm. Araştırmaya meyleden insanların hiçbirisinin ayrıldığını ben görmedim. Ama hayatları çamura dönüyor. Mesela sen araştırdın, öğrendin. Niye bu adamı boşamıyorsun? Boşamıyor. Çünkü o cehennemin içinde Cenab-ı Allah onu tutuyor. Neden? Niye kalbini bozan, kalbini üzen, kalbini zorlayan şeylerin peşine düştün de? Ama gerçekten bir insan kötüydüyse, yani eşiniz kötüydüyse, siz de iyi niyetlisiniz. Araştırmamışsınız. Adamın telefonunu bile umursamamışsınız. Telefon şurada duruyor, götürüyor, veriyorsunuz. Acaba ne ki? Şifresini kırayım. İçine bir bakayım. Niye? Niye bakmaya çalışıyorsun da? Niye? Bakmaya dedin ki mesela ben bakmadım. Ya hocam diyor bir tanesi. Önceden yakalasak. Önceden yakalayan çok kişi gördüm. Hiçbirisi ayrılmadı. Ayrılmamakla birlikte çamur gibi bir hayat sürdürdü. Ne gereği vardı ki? Zaten çekirge bir sıçrayacak, iki sıçrayacak, üçüncü sıçrayışınca yakalanacak. Ve bundan da kurtuluşu bile olmayacak. O sebepten değerli kardeşlerim, kimsenin telefonunu, bir özel cep telefonu falan bizim hiç ilgi alanımızda bile değil. Hatta sana şunu da bile söyleyebilirim. Rahatlıkla mesela bir tane kardeşim şunu söyledi. Hocam dedim, bir tane arkadaşımızla ilgili bir olay oldu dedi. Bir olay oldu dedi. O olayda arkadaşımız dedi, İşte eşini yakalamış. Çünkü devamlı telefonunu uyuduktan sonra bir elime geçireyim de bir bakayım içinde neler var. Kimler neler yazışıyor. Efendim, eline geçirdikten sonra işte eşler birbirleriyle çok büyük bir atışmalar. Adam demiş ki ben sana nasıl güvenebilirim ki? Hadi o diyelim, bir kere oldu diyelim. Hani bu o efendim sen ki hani bunun peşine düşmüşsün. Şimdi kadın diyor ki, hocam diyor o konuşurken suç değildi diyor. Ben araştırırken suç mu? Peki araştırdık. Sonuç ne oldu? Hiçbir şey. Kavga dövüş götürülüp gidiyor. Bir gün yıllar sonra bir tane arkadaşım anlatmıştı. Bana dedi ki, hocam dedi ben eşimin dedi ne telefonunu araştırdım ne bir şeysini. Bir gün bana böyle bir hadise oldu. Onu dedi eşimle dedi sohbet ediyorum. Diyorum ki dedi ya arkadaşlardan bir tanesi eşinin cep telefonunu araştırıp dururmuş. O da demiş ki başına iş açar. Başına iş açar. Nereden biliyorsun? Neye göre bunu söyledin? Bak hanım demiş. Bak hanım demiş. Ben senden razıyım. Rabbim de senden razı olsun. Bazen insanlar ayağı biraz bir sendeler. Bir şaşkınlığın peşine düşer. Mesela benim de çok eskiden böyle yazıştığım bir iki insan oldu. Ama sonra ne oldu biliyor musun? Sen temizsin, baktım sana, namazındasın, abdestindesin, yavrularınla meşgulsün, evimizle meşgulsün. Benim hakkımda zanların hep güzel. Ve ben var ya dedi, yaptığımdan utandım. Onunla yazışmalarımı kestim, bitirdim. Hocam diyor, bunu dinletten sonra şöyle bir kırılır gibi oldum. Sevineyimi bilemedim, üzüleyimi bilemedim. Ama sonradan şunu öğrendim. Allah Teala beni o kadar korumuş ki. Bak eşim ne diyor? Hiç mesabesinde olan, belki bir ay süren bir yazışmaydı. Ama ben sana baktım, efendisin, işindesin, gücündesin, yavrularımızla birliktesin, mutlu etmek için elinden geleni yapıyorsun. Kalbime öyle bir duygu geldi ki, dedim sen ne yapıyorsun? İşte budur. Cenab-ı Allah araştırmayın derken, ben onun peşini bırakıyorum demiyor. Sadece size diyor ki, kalbinizi yormayın. Ne
Evet durun, araştırmayın. Ben onun peşini bırakıyorum demiyor. Allah-u Teala zaten gözetleme kulesinde herkesi inceleyip duruyor. Allah-u Teala herkesi görüp duruyor. Herkesin söylediği sözleri işitip duruyor. Yüce Mevlam herkesin her yaptığından haberdar. Herkesin her yaptığına şahit. O yüzden efendim bizim böyle bir incelemenin içine girmemize gerek var mı? Hiç gerek yok. Gönlümüzü temiz tutalım. Şimdi bu, o arkadaşa ben sordum, ne hissettin? Hocam dedi, Allah'a binlerce teşekkür ettim. Dedim ki, ya Rabbi bana bu ahlakı vermediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bu işin peşine beni düşürmediğin için çok teşekkür ediyorum. Neden çok teşekkür ediyorum? Hocam o zamanlar ben de gençtim. Ben de cahildim. Ben de anlayamazdım. Ben de hoş göremezdim. Ben de efendime söyleyeyim, yani kalbimi yorardım, kalbimi bozardım ve çocuklarıma zulmederdim. Ben o kadar mutlu bir hayat yaşadım ki diyor mesela. Eşimi hep tatlı güzel bildim. Efendim çocuklar huzurlu, neşe içinde hayatımı devam ettirdim. O arkadaşıma bakıyorum, çocuklarına da zulmediyor. Neden? Çünkü eşine üzüldüğü zaman acısını çocuklarından çıkarıyor. Ne gerek var kalbinizi kirletmeye? Eğer ayrılacak mısınız? Hayır, kimsenin de ayrıldığı yok. Sadece o pisliği görüyor, adamla kavga ediyor, adam bununla kavga ediyor. Adam diyor ki inadına yapacağım. Bir de böyle bir yolda çıktı. Bir de böyle bir saçmalık da çıktı. Adam diyor ki sen beni madem araştırıyorsun diyor, artık bundan sonra her şeyi yapacağım. Değerli kardeşlerim, evlilik bu şekilde götürülür mü? Hani böylesi de var. Hocam ben ona gözdağı veriyorum. Ben ona hiç gözdağı falan olduğunu hiç görmedim ben. Mesela siz gözdağı veriyorsunuz. Bak ben haberdarım diyorsunuz. Diyorsunuz annenizi anlatıyorsunuz. Babanızı anlatıyorsunuz. İşi büyütüyorsunuz. Bu sefer adam da işi büyütüyor. İşin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Şimdi Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ve la tecessesü. Araştırma. Şimdi bununla ilgili size kıymetli bir şey söylemek istiyorum. Abdullah İbni Mesut'a bir gün bir adamı yakalamış, getirmişler. Adamın sakalından da efendim şarap damlıyormuş. Bak adamın sakalından şarap damlıyormuş. Abdullah İbni Mesut'a bunu getirmişler. Abdullah İbni Mesut şöyle bakmış, bakmış demiş, bunu niye getirdiniz? Efendim görmüyor musunuz, sakalından şarap damlıyor. Bunun üzerine şunu söylüyor Abdullah İbni Mesut. Bizim kusur araştırmamız yasaklandı. Siz bilmiyor musunuz, biz kusur araştırmıyoruz. Bizim kusur araştırmamız yasaklandı. Eğer bir suçu açıkça şahit olursak, bir suça açıkça şahit olursak biz onu cezalandırırız. Bizim kusur araştırmamız yasaklandı. Bir suça açıkça şahit olursak o zaman cezalandırırız. Şimdi hanımlar eşlerinin kusuruna açıkça nasıl şahit olacaklar? Değerli kardeşim, o zina işinin üzerinde 4 şahit onu görecek. Onu biz kusur olarak görecek olursak Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Şimdi bu şekilde bakınız, Cenab-ı Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. Bu da çok önemli bir hadisi şerif. Mesela siz yeni evlendiniz. Sadece eşinizi değil, kayınvalidenizin de böyle bir araştırmaya kalkıyorsunuz. Anne bir resimlerini getirsene bir baksana, baksam ben. Kadının geçmişte giyindiği kıyafetlere, kimlerle oturup kalktığına, efendim nasıl davranmış, nerelerde kusur araştırıyorsunuz. Eltileriniz de öyle, evlerini araştırıyoruz. Ya her gün kayınvalidenize gidiyorsunuz ki güya ona yardımcı olacaksınız. Hayır, eve kimler geliyor, kimler gidiyor, bunun dostları, ahbapları nedirdir filan. Kusur araştırmaya kalkıyorsunuz. Şimdi dikkat edin. Diyor ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz, ey diliyle iman edip de kalbine iman girmemiş olan kimseler. Bizim işimiz var ya, kocamızı da araştırmak değil. Evlenmişiz, bitmiş. Vaktiyle niye araştırmadın? Vaktiyle niye araştırmadın? Eğer gerçekten o çok çekirgeydiyse, sıçrayıp sıçrayıp duruyordu. Hiç endişe etme, yorma o güzel gönlünü, karşına gelecek. Çünkü Cenab-ı Allah'ın kusurları ortaya çıkarma gibi bir özelliği vardır. Çünkü bir kişi ebediyen kusurunu saklayamaz. Gizlediğimiz her şey, şöyle denir, gizlenen her şey bir gün kendini açığa çıkaracaktır. Bu böyle olur. Biz niye yoralım kendimizi de? Kendiliğinden zaten bir şekilde bu gelir. Ya da birisi bize bir haber getirdi. Eşimizle ilgili olsun, çoluğumuzla çocuğumuzla ilgili olsun. Hemen inanacak mıyız? Hayır. Cenab-ı Allah orada da biz velâ tecessüsü demekle birlikte, araştırmayın demekle birlikte bir de şunu söyledi. Dedi ki, fasığın birisi size bir haber getirdiği zaman önce bir araştırın. Önce bir araştırın. Ne kadar doğru, ne kadar şey. Efendim, bir tane arkadaş bana söyledi. Değerli hocam dedi, bugün bana dedi sevdiğim dostumdan bir haber geldi. Ne getirmiş? Benim kız arkadaşım dedi ki bana dedi, benim eşimi arabasında bir kadınla birlikte görmüş. Ne oldu dedim? Hocam dedi, kahroldum hocam, mahvoldum eşimi. Sen dedim saf mısın? Sen saf, adamın arabasında birisini görmekle birlikte biz ne edeceğiz şimdi biz buraya? Peki bunu gören niye geldi getirdi? Cenab-ı Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. Eğer bir kişinin o haberi benden alıp da çok üzüleceğini bilirsem o haberi ben vermem. Niye vereyim ki? Öbürü niye yememiş, içmemiş de gelmiş? Araştırmayın diyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz, değil mi? Belki de iş yerinden birisini alıp bir başka yere götürecek. Burada niye kötü bir şey algıladık biz?
Niye kötü bir şey algıladık? Burada algılanacak bir şey var mı? Mesela Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinden geçiyor. Ergen olmamış, yeni ergen olmak üzere olan bir genç kız Allah Resulü'nün devesinin terkisine biniyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz bindirmiş. Fakat orada çocuk bir türlü inmiyor. Hadis-i şeriflere baktığımızda biz görüyoruz, hadis kaynaklarına baktığımızda biz görüyoruz. Meğersem çocuk orada adet olmuş. Yani olabilir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz durum anlıyor. Hemen ona diyor ki, hemen ona gerekli tedbirini al. Efendime söyleyeyim, sonra gel burayı tuzla, sonra da yıka. En sonunda da tuz ile efendim bir abdestini alırsın diye Cenab-ı Peygamber Efendimiz tarif ediyor. E şimdi biz şöyle mi diyeceğiz, Allah Resulü'nün arkasında bir terkisinde bir çocuğu gördük. Ooo, bu şimdi nedir? Bunu mu diyeceğiz? Hayır, değil yani. O yüzden efendim bu hareketlerimize, bu sözlerimize çok efendim dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bir şeyi bilmeden alır götürürsünüz, başınıza iş açarsınız. Bir şeyi bilmeden alır götürürsünüz, başınıza iş açarsınız. Evet, demek ki Peygamber Efendimiz bu noktada şöyle bir hadis-i şerif söylüyor bizlere. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler. Kalbine iman giren bir insan kimseyi araştırmaz. Bir kere ben böyle bir konuşma yapıyorum. Bir doktor hanım dedi ki, hayır hocam dedi, incelememiz lazım. İncele dedim. Pis bir kalple gez. Boşadığın da yok. Kimsenin de boşayacağı yoksa. Gözdağı ver. Ne gözdağı vereceksiniz? Böyle şeyler gözdağı vermekle mi oluyormuş? Adam vazgeçer mi bundan? Tam da tersini de bile yapabilir. Siz kulunuzu yapın. Ben hanımlara hep şunu söylüyorum. Bizim işimiz kulluk. Biz kulluğumuzu yaparım. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Müddessir suresinde, Müzzemmil suresinde. Benim yarattığımı bana bırak. Sen kulluk etmeye bak. Benim yarattığımı bana bırak. Sen kulluk etmeye bak. Evet. En iyi diliyle iman edip de kalbine iman girmemiş olan kimseler, Müslümanların gıybetini yapmayın, onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde bile rezil eder. Bu. Biz kimseyi rezil etmeyeceğiz. Biz kimseyi rezil etmeyeceğiz. Utanılacak bir şey yapıyorduysa o utansın. O utansın. Utanılacak bir şey yapıyoruz. O arkadaşın dediği beni çok bu anlattığı halde, hocam dedi yıllar evvel eşim böyle bir şey yapmış. Gerçekten yazışmış. Ben arkadaşımın kocasının bir hanımla yazıştığını ona söyledim. Eşim dedi ki keşke araştırmasaymış. Çünkü erkekler yani kadının haline bakar, eşinin haline, tertemiz bir kadın, nur gibi, çocuklarıyla meşgul, benim hakkımda zanları daima güzel. Şöyle düşünebilir miyiz? Hocam bazı insanlar bazı insanları gerizekalı yerine koyarak birçok şey çevirebilir. Vallahi onu yapanın kendisi tam bir gerizekalıdır. Anladın mı? Kimse kimseyi aldatamaz. Herkes kendi kesini aldatır. Kimse kimseyi salak yerine koyamaz. Kendisi salağın dip alasıdır. Dik alasıdır. Burada çok net olun. Çok rahat olun. Rabbinize tam güvenin. Ve orada ne buyuruyor Cenab-ı Allah biliyor musunuz? Benim yarattığımı bana bırak. Sen bana tam bir tevekkül ile teslim ol. Ve bana kulluk et. Bizim işimiz o. Bizim işimiz o. Efendim daha sonra bu araştıran hanımlara ben görüyorum. Farklı farklı şeylere giriyorlar. Mesela eşini araştıran hanımlara şöyle bir bakıyorum. Ana bunun giyimi değişiyor, kendine bakımı değişiyor, ibadetler değişiyor. Neden? Sen Allah'ın istemediği bir şeyi yaptığın için senin hallerinde değişiyor. Diyor hocam o yapıyorsa ben de yaparım. O yazıyorsa ben de yazarım. Bak iş ne noktaya geldi. Benim ne eksiğim var ki? Biz eksiğimiz yok ki. Biz eksiğimizi karşımızdakine mi söyleyeceğiz? Bizim eksiğimiz varsa Allah-u Teala'nın karşısında diyeceğiz. Rabbim şu eksiklerim var. Sen bana merhamet et. Kamil mümin olma noktasına bana yardım et. Biz eksikliği sadece şehvet yönünde mi götüreceğiz? Çok da güzel bir kadın bile değil halbuki. Ben de kendime bir bakım yaptırayım. Öyle saçma salak bir hallerin peşine düşüyorlar ki ne ibadet kalıyor ne namaz kalıyor. Düşün kaybettiğin şey kazandığın şeyden fazla mı? Kazandığı hiçbir şey yok. Siz kulsunuz. Siz Allah'ın ihsan ehli bir kulusunuz. Allah sizi zayi edecek. İnanıyor musunuz? Hayır efendim. Asla boşun peşine düşmeyin. İnanmayın. Evet efendim. Kötü olan bir insan zaten eşinizin araştırmasına hiç gerek yok. Bir tane hanım yazık bana söylemiş. Hocam bana bir mesaj geldi dedi. Neymiş o mesaj dedi. Kısacağım ya dedi. Eşim bir kadınla yazışılmış dedi. O kadın da dedi benim numaramı bulmuş dedi. Bana yazmış ya dedi. İşte bitti. Çıktı ortaya. Siz hiç araştırmadınız ama size birinin yazdığı geldi. Ne oldu? O zaman daha beter oldu. Nasıl noktada daha beter oldu? Onu da size söyleyeyim. Hocam dedi bir kadın bana yazmış dedi. Şaşırdım böyle. Ben eşime dedim ki bak ben sana güvendim. Ben evlendim. Dedim ki sen benim eşimsin. Başımın sarısın. Kıymetlimsin. Dedim. Ben seni araştırmadım. Telefonunu bile elime almadım. Ama sana sormak istiyorum. Bu nedir? Bana böyle bir mesaj geldi. O zaman ne olur biliyor musunuz?
Eşiniz gerçekte kaybedilmesi, yani kaybetmek istemediği kişinin siz olduğunu anlar. Ve öbürüne size mesaj atanı var ya, onu duman eder. Böylelerini de gördüm. Böylelerini de gördüm. Mesela siz hiç endişe bile etmeyin. O kendisi, hani gidiyor ya o pis çamurlu efendim karma karışık yollardan gidiyor ya eşiniz. O yollardaki insanlar, bir de bakıyorsunuz bu hanıma mesaj yazıyorlar. Bu sefer adam bakıyor ki bu kadın bu kadar rezil bir kadın değilse, bak benim eşime mesaj yazacak kadar berbat bir kadın değilse, bakalım daha neler yapmaz deyip onu bırakabiliyor. Onu bırakıyor, kesinlikle bırakıyor. Siz yolunuza devam ediyorsunuz. Aa hocam, o zamandan sonra ben yoluma devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Vallahi ben bu noktada hanımlara hiçbir şey söyleyemem. Ancak şunu söylerim. Serkeş kadın, serkeş erkeklerle ilgili böyle, yani gayrimeşru ilişkileri pek seven, olur olmaz saçma sapan kadınlarla beraber olmaya kalkan erkeklerle ilgili Cenab-ı Allah buyurur ki onları affedebilirsiniz. Ama affettikten sonra ikide bir de bir pilavı ısıtıp ısıtıp sen şunu yaptıydın, sen şunu yaptıydın diye evliliğinizi kalitesiz hale getirmeyeceksiniz. Ya da ya ben iş bu noktaya kadar gelmiş ya, o kadınlar bana yazacak kadar olmuş ya, yok artık. Yani ben bu evliliği götürmek istemiyorum dersiniz ve o evliliği bitirirsiniz. Cenab-ı Allah diyor ki bitirirseniz suçlu değilsiniz. Serkeş erkeklerle ilgili durum budur. O yüzden efendim hiç o tatlı gönlünüzü yormayın. Benim arkamdan şunu mu çevirmiş, benim arkamdan bunu mu çevirmiş? Kim ne yapıyorduysa zaten Cenab-ı Allah tek tek hesabını verecek. Demek ki ben araştırmamış isem, hiç kimsenin gizli hallerini araştırmamış isem, efendim Allah-u Teala benim mahrem alanımı da koruma altına alır. Ama ben başkasının mahrem alanına dalıp dalıp da araştırmanın peşine düşüyorsam, buyuruyor ki bu sefer Cenab-ı Peygamber Efendimiz, gizli halleri araştıran insanın gizli halini de Allah araştırır. Şimdi bakın, başkası ne kadar araştırma yapabilir, ne kadar sırlara vakıf olur. Allah zahiri de bilir, batını da bilir, dışta olanı da bilir, kalbinizde olanı da bilir. Allah bizi araştıracak olursa Allah Teala'nın elinden bizi kim kurtarır? Hiç kimse kurtaramaz. Hiç kimse kurtaramaz. Ve Allah kimin halini araştırırsa onu evinde bile rezil eder. Onu evinde bile rezil eder. O yüzden efendim biz de bu noktalarda ne yapacağız? Araştırmayacağız. Bizim durumumuz bu. Tamam. Aynı Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi, biz kusur araştırmamız bize yasaklandı. Ama suça açıkça muttali olursak biz bunu cezalandırırız. Biz bunu cezalandırırız. Evet. Efendim şimdi bir diğer noktada şu. Bir diğer noktada şu. Konuşmalara kulak kabartmak. Şimdi evlendiler. Özellikle eşlerden, mesela ben kızlarımızda bunu daha çok görüyorum. Erkeklerde var, yapar mı bilmiyorum da kızlarımızda çok görüyorum. Efendim kayınvalidesiyle kocasının konuşmasına kulak kabartıyor. Kocasının ailenin diğer fertleriyle konuşmasına kulak kabartıyor. Mesela ikisi oturmuşlar koltuğa yan yana. Efendim birbirleriyle sohbet ediyorlar. Bunun mutfakta çay hazırlaması lazım. Çay yemeyi bırakıyor, laf dinlemeye geliyor. Laf dinlemek de iyi bir şey değil. Rahat olun. Kendine güvenmeyen insanlar araştırmanın peşine düşer. Anladınız mı? Çok rahat olun. Bu işlerin peşine hiç düşmeyin. Çok rahat olun. Ne konuşurlarsa konuşurlar. Çünkü neden? Bir kişiyi, biz şunları bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Bir kişi sizin hakkınızda bir tuzak kurmaya kalkar dediyse, Cenab-ı Allah ne buyuruyor? O tuzağın içine onu ben kendim düşürürüm. Yani şunu söylemek istiyorum. Evlilikte siz Allah'a tam kul olun ve siz Allah'a tam olarak teslim olun. Vazifenizi yapın. Gerisini hiç umursamayın. Geç umursam. Benim arkamdan kayınvalidemle konuşurmuş. Geçmiş geçen hanımın bir tanesi. Hocam işte şu 16 yıllık evliymiş. 16 yıllık evliliği boyunca yaptığı tek şey kulak dinle, laf dinlemek. Ne çirkin bir şey bu ya. Ne çirkin bir şey. İşte hocam ona bana şunu söyledi. Ben de eşime dedim ki siz şöyle konuşurken ben duydum. Ya şimdi bir insanı, iki kişi konuşurken birisi duymuş. Ne buyuruyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz? İki kişinin kendi arasında konuşmuş olduğu sırdır. Bir üçüncüsü onu dinleyemez diyor. E sen orada hem tecessüsüye girdin, hem efendim adamın kulağına misafir edip ne konuştuklarını duymak istiyor. Ama hocam benimle ilgili konuşuyor. Kiminle ilgili konuşurlarsa konuşsunlar ya. İkisi yan yana oturmuş konuşuyor. Size ne? Bana ne? Bize ne? Kime ne? İnsanlar istediği gibi günah işler, o noktada gıybet günahını işlemek istiyormuş. Ya ben onun ağzının ortasına tam vurayım da şu günahtan uzaklaşır mı diyelim? Hayır. Kendisiyle ilgili konuşurlarken ağızlarına vurmak istiyor. Başkalarıyla ilgili konuşurlarken oturup dinliyor. E sen de etik değilsin anacığım. Sen de etik değilsin. Yani yapılan bir şeye uygun bir şey mi? Bırakın rahat olun. Çok rahat olun. Böyle aman benim arkamdan ne konuşuyorlar acaba filan. Aa dinledim, benim arkamdan şunu söylüyorlardı. Kayınvalidem dedi ki böyle böyle. Bir tane hanım, hocam diyor koronadayım diyor.
korona oldum diyor, ben hastayım, eşim hasta diyor, kayınvalidem geldi diyor. Ben eşime dedim ki diyor, ne olur bir makarna suyu koy dedim diyor. Bir de baktım ki diyor, kayınvalidem eşime diyor ki, o kalkıp suyu koyacakken sen ne koyuyorsun dedi diyor. Duydun mu dedim. Duydum dedi. Bu nasıl koronaymış ki dedim, herkesi rahatlıkla duyabiliyormuşsun sen. Ama hocam dedi, duydum. Niye peşine düşüyorsun da? Niye gönlünü kırıyorsun da? O hasta haliyle eşine sataşmış. Demiş ki senin annen ne benim arkamdan bunu söylüyor. Kız bizim işimiz bu mu? Canımızla çekişiyoruz ya. Bizim işimiz bu mu? Canımızla çekişiyoruz ya. Aman ne derse desin. Bunu da diyebilir, onu da diyebilir, şunu da diyebilir. Bize ne? Herkes söylediği sözlerle kendini açıklar. Bana birisi kötü diyor, bana birisi çirkin olduğumu söylüyor, bana birisi kötü olduğumu söylüyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e de söylediler. Ne dedi Cenab-ı Peygamber Efendimiz? Ebu Cehil seni hiç sevmiyorum dedi. Hiç güzel bile değilsin dedi. Peygamber Efendimiz haklısın dedi. Arkasından Hazreti Ebu Bekir dedi ki seni çok seviyorum ya Resulallah. Çok güzelsin dedi. Buna Cenab-ı Peygamber Efendimiz de dedi. Sen de haklısın dedi. Sahabeler şaşırdılar. İkisine de haklısın dediniz ya Resulallah. Herkes bende kendini gördü dedi. Bu kadar. Ne kafama taktım da. Bu kadar. Demek ki öyle ne konuşuyorlar, ne ediyorlar. Efendim bakınız diyor ki, İnsanların açıklarını, ayıplarını araştırırsan ya aralarına fesat sokarsın ya da aralarında fesat çıkmasına sebep olursun. Aralarında derken sen de o aranın içindesin. Haberin olsun. Aralarında derken sen de o aranın içindesin. Mesela oğlan gitti annesine dedi ki bizim ikimizin konuşmamızı hanım duymuş dedi. Aa, o kayınvalidenin gözünde sen ne oldun? Ana oğlum laf mı dinlermiş? Bu ana vallahi bundan korkulur. Annem sen çok dikkatli ol. Ana biz içimize bir yılan almışız. Bu işin içine nasıl çıkacaksın şimdi? Saldıracağız mı kadına? Hı? Nasıl çıkacağız bu işin içinden şimdi? Tabii o annesi de oğlana bir şey söyleyecek. Sen de bir şey söyle. Ne oldu? Oğlan huzurunu kendin bozdun. Ne laf dinledin de? Ne laf dinledin? Demek ki ikinci mevzu bu. Kulak abartmıyoruz, kimin ne dediğiyle içirgilenmiyoruz. Aman sen de. Kayınvalide beni kötülemiş. Kötülesin. Kötülesin. Kime ne? Kötülesin. Şimdi efendim bunun haricinde birincisi dedik ki araştırmayacağız. Cep telefonu elimizde değil. Araştırmayacağız dedik. İkincisinde de dedik ki efendime söyleyeyim laf dinlemeyeceğiz. Bu çok önemli bir şey. Evliliği bitiren şeylerden en önemlileri laf dinliyor anasına yetiştiriyor. Laf dinliyor anasına yetiştiriyor. Ne çirkin bir şeyin peşine düştün sen böyle. Bir diğeri de efendime söyleyeyim. Bir diğeri de şu ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. Kıyamet günü en büyük ihanet şudur ki Allah katında hesabı sorulacak. En büyük ihanetlerden birisi de şudur ki kişiyi eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırlarını ifşa eder. Cenab-ı Peygamber Efendimiz eşlerini neredeyse boşama noktasına geldi. Bu efendim ayet-i kerimelerde de geçer. Boşama noktasına geldi. Efendim neydi durum? Durum şu idi. Peygamber Efendimiz eşlerinden birine bir sır verdi. Yani sizin eşiniz size abisiyle ilgili bir sır verebilir. Gerçi o sır vermesin de yani bir sır verdi Cenab-ı Peygamber Efendimiz eşlerinden birisi. Kendisinden sonra halife olacaklarla ilgili bir sır verdi. O eşi de gitti öbürüne söyledi. Öbür de öbürüne söyledi. Herkes duydu. Ve Cenab-ı Peygamber Efendimiz bu duruma çok üzüldü. Çünkü Cebrail Aleyhisselam onların aile sırlarını birbirlerine ifşa ettiklerini ilan etti ve söyledi. Tahrim suresi 4. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah ne buyuruyor efendim? Müminlerin aile sırlarının ifşa edilmesi yasaklanmıştır. Yasaklanmıştır. Ama mesela toplumu ilgilendiren bir durum var idiyse söyleriz. Toplumu ilgilendiren bir durum var idiyse söyleriz. Veyahut da efendime söyleyeyim başkalarına zarar verecek bir sır söylediyse onu söyleriz. Ama kendisine özel durumuyla ilgili bir şey söyledi. Mesela bunu var ya çok suistimal edildiğini ben görüyorum. Mesela abisiyle ilgili geldi eşiniz size bir şey söyledi. Dedi ki benim abim bak aramızda sır kalsın. Benim abim yıllar evvel lise arkadaşıyla beraber olmuştu. Hatta onunla kaçtılar. Fakat yapamadılar geri geldiler. Ama bunu kimse bilmez. Dedi sana söyledi. Tamam. Bu bir sır olarak geldi sana söyledi. Ana sen her seferinde o abinin sonradan evlendiği eşini görüp böyle içinden bir hüküm geliyor ki aman bir söylesem mi? En sonunda da söylüyor. Ya abim şöyle yapmış senin haberin var. Ya da ona duyuracak birine geliyorsun. Ya da kendi annesine gidiyorsun. Kız anne senin haberin var mı? Benim büyük kaynım var ya.
Gördüğünüz böyle pek bir ibadet ehli falan. Anam lisedeyken arkadaşıyla kaçmış sonra geri dönmüş ya. Ne geçti eline? Bunu söyledin. Annene dahi söyledin. Ne geçti eline? Ne kadar kalitesiz olduğun çıktı değil mi? Gerek var mıydı? Hem boş işle uğraştın, hem günaha girdin, hem o ailenin sırrını gittin, ifşa ettin. Ne geçti eline? Hiçbir şekilde elinize bir şey geçmedi. Size bir şey söyleyeyim mi? Evlilikler miadını nasıl doldurur biliyor musunuz? Özellikle bu üç benim saydığım şey var ya, onlara dikkat etmeyerek. Gelelim bir diğerine. Bakınız Cenab-ı Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifini okumak suretiyle bugünkü konumuzu bitireceğim. Diyor ki bakınız, zandan sakının. Eşinizle ilgili zanlara çok dikkat edin. Telefonumu niye açmadın? Kiminle meşguldün? Annen arasa hemen açıyorsun, ben ararsam açmıyorsun. Nereden çıkardın bunu ya? Bu zanla niye düştün ve niye söyledin? Gereği var mıydı? Çünkü zan yalanın ta kendisidir. Kim söylüyor bunu? Cenab-ı Peygamber Efendimiz Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor. Müttefekun aleyh bir hadis-i şerif bu. Diyor ki zandan sakınınız. Çünkü zan yalanın ta kendisidir. Sen diyorsun ki ablana gösterdiğin ilgi ve ihtimamı bana göstermiyorsun. Neden? Neden? Zanda bulunuyorsun. Sana da ihtimam gösteriyordur. O onun ablasıdır. Ayda yılda bir kere görüyordur. Niye hiç kıskançlık seviyesine getirdin de? Ne gereği vardı da bunun? Diyor ki zandan sakının çünkü zan yalanın ta kendisidir. İki, birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. O bir şey söyleyebilir. Başkası bir iki bir şey söyleyebilir. Farz et efendim siz mutfakta iş yaparken arkadaşınızın birisi sizin mutfağınızla ilgili diğer arkadaşına bir şey söylüyordur. Söylesin o kendi terbiyesizliğini ortaya koyar. Sizin düzensiz olduğunuzu söylüyormuştur. Bu onun terbiyesizliğini ortaya koyar. Ne de çok günah işlemeye heveskar olduğunu ortaya koyar. Ben niye bir de onların arasına gireyim de bir üçüncüsü olayım ki? Hiç umursamam. Hiç umursamam. Hocam günümüzde böyle insanlar birbirlerinin evine oturmaya gelirler mi? Ohoho! Kimler kimin evinde oturuyorlar ah bir bilsen. Ben bunlar dost olmadıkları halde nasıl oturuyorlar ona bile şaşırıyorum. Evet. Görünürde efendim kuzu postu. Hemen beri tarafta kurt postuyla hayata devam etmek. Allah böyle dostlar olacağına hiç böylelerle bizi karşı karşıya bile getirmesin. Buna da dost demek bile zaten mümkün değil. Demek ki neymiş? Konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Mesela eltiniz kızını verecekmiş. Kızının şöyle şöyle bir durum olmuş. Bize ne? Bize ne? Duyuyoruz, kendi annemize anlatıyoruz. O yetmiyor, kendi ablalarımıza anlatıyoruz. Onlar gidiyor başkalarına anlatıyor. Biz yayıyoruz. Şunu çok samimi söylüyorum. Bir ailenin sırrı o aileden dışarıya ancak o aileden biri tarafından çıkarılır. Başkası nereden çıkarsın? Bir ailenin mahrem sırrı o aileden dışarıya ancak o aileden birisi tarafından çıkarılır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Özel hallerini araştırmayın. Bu ciddi manada bir günahtır. Olabilir. Olabilir. Yani bir şey olabilir. Kötü bir, yani şöyle diyeyim size, o ailede o kızla ilgili bir şey olabilir. Yani ben niye araştırıp da millete yayıyorum ki? Ben niye araştırıp da millete yayıyorum ki bunu? Araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Şimdi burada bir tane bir hanımla karşılaştık. Kızı bir türlü evlenemiyor. Kızı bir türlü evlenemiyor işte. Ben ona şöyle bir soru sordum. Gayri ihtiyar bir soru sordum. Dedim ki, eltilerinin kızlarıyla, görümcelerinin kızlarıyla ilgili bir alıp veremediğin var mı senin dedim. Aa ne demek dedi. Kız dedim araştırıyor musun? Kime veriyorlar, ne veriyorlar? Kızların eksiklerini falan bilip de çok konuşuyor musun dedim. Bilmem dedi. Bilmemin sonunda çok şey var. Araştırmayın bak kendi çocuğunuza vuruyorsunuz. Koyuver gitsin. Sana ne görümcenin kızından? Koyuver gitsin. Biz, o bizim ailemizin evladıdır. Onu arkamıza alacağımıza, onu saracağımıza, sarmalayacağımıza, çocukların kusurlarını açıp da el aleme mi ilan edeceğiz? Bu bize ne kazandırır? Hiçbir şey. Kazandırmamakla birlikte de bir sürü şey kaybettirir. Diyor ki birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Kadınla kocası, birbirinizle ne üstünlük yarışına giriyorsunuz? Senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi olacak? Senin dediğin yere mi benim çocuğum okula gidecek benim çocuğum? Benim dediğim yere mi okula gidecek benim çocuğum? Erkekler bir kere, şunu çok samimi bile söyleyeyim. Kavramlığını beğen ya da beğenme. Kavramlığını beğenme ya da beğenme. Devamlı durmadan ama şunu söylüyorsan. Yanlış yapıyorsun doğrusu şu. Yanlış yapıyorsun doğrusu şu. Bu Cenab-ı Allah'ın çok zoruna gider. Hangi manada çok zoruna gider? Ben onu kavram olarak seçmişim be. Sen çok müdahale ediyorsun. Allah onu kavram olarak seçmiş. Allah seni anne olarak seçmiş. Birisi durmadan senin anneliğine müdahale ediyor. Sen ne biçim annesin? Hayır şöyle yapmayacaksın da böyle yapacaksın. Kabul edebiliyor musun?
Kabul edebiliyor musun? Hayır, ben anneyim, lafınızı kesin, sesinizi kesin dersiniz, bitirirsiniz. O da kavgam. Diyor ki bir tanesi, hocam diyor, ona kavgamla ben öğretiyorum diyor. Böyle bir küstahlık hayatımda duymadım. Nasıl öğretiyorsun ki? Zaten ben hep görüyorum, bunların evlilikleri bitiyor. Sonra onun karşısına öyle bir zorba geliyor ki dünyanın kaç bacak olduğunu gösterir. Uğraşmayın insanlarla. Belki o zorba değil, belki kaba saba değil, belki nazenin, belki çok fazla bastıramıyor. Yani şöyle illaki şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyemiyor. Sen ona silik kabul ettin. Merhametini görmedin. Belki merhameti çoktu. Neye göre yargıladın? Evet. Birbirinizle üstünlük yaşına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Hocam eşler birbirine haset eder mi? Eder. Edenini gördüm. Ne gördüm? Birisi doktorasını yapamıyor. İkisi de sınava girecekler. Bir tanesi kaymakamlık sınavına girecek, yükselmek istiyor. Öbürüsü de memuriyette yükselmek istiyor. Hocam diyor, ikimiz o dedim, ben ona dedim ki diyor, sen sınava gireceksen ben de sınava gireceğim. Çocuklar kaç yaşında dedim. Hocam işte birisi dedi 5 yaşında dedi, birisi 3 yaşında. Önce o gireydi, sonra sen gireydin. Ama hocam olur mu dedi, benim de hakkım var. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Cenab-ı Peygamber ne buyuruyor? Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. İzin verin, o kazansın, sonra da siz girin. Hayır hocam, benim de hakkım var. Peki dedim, ikiniz birden girdiniz, ne oldu? Hocam ne o kazandı ne ben. Neden? Çünkü evde her gün kavga edildi. Niye sen çocuklara bakmıyorsun? Bir ben mi bakacağım? Adam da çalışamadı, sen de çalışamadın. Çocuklar da huzur bulmadı, neşe de olmadı. Ne geçti eline? Ne geçti eline? O yüzden diyor ki Cenab-ı Peygamber, üstünlük yaşına girmeyin. Üstünlük yaşına izin verin, o girsin. Çocuklarla siz ilgilenin. Dedim, kaç ay çocuklarla ilgilendin? Allah'ını seversen bana söyler misin dedim. Hocam 2 ay. Kız 2 ay ne ki? Bir tane arkadaşım benim anlattı. Hocam dedi, profesörlüğü bitene kadar bir tane çocuğumla ilgilenmedi. Hanım da bayağı vaiz bir hanım. O vaizlikte ne müftülük sınavına girmiş ne bir şey. Ben yavrularımla ilgilendim, o koskoca profesör oldu. Çocuklarla bile ilgilenmedi. Ha, o çocuklarla ilgilenmeyip koskoca profesör olana da Cenab-ı Allah sorar. Zaten o çocuklarla ilgilenmeyen o koskoca profesörün ahir vaktinde sonu yapayalnız kalmaktır. Allah adildir. Niye zorluyorsun da? Allah adildir. Senin iyi niyetini, güzelliklerini, güzel davranışlarını gören Mevlam ne buyuruyor? Hiçbir ihsanı biz karşılıksız bırakmayız ki diyor. İhsan eden kullarımın, yani güzel işler yapan kullarımın akıbeti daima güzel olur. Öbürü sadece bencil, kendini düşünmüş, koskoca profesör olmuş. Yapayalnız. İlk evvela ölelerinin ilk evvela karıları vefat ediyor. Karıları vefat ettikten sonra evlenemiyorlar veyahut da evlendiği kadın bunun burnundan geliyor. En sonunda efendim yapayalnız köşelerde bir bakıcının elinde son nefesini veriyorlar. Neden? Çünkü çok bencildi. O yüzden hiç yorulmayın. Allah her işini en güzel bilir. Üstünlük yaşına girmeyin. Birbirinizi haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Mesela siz çok zengin olabilirsiniz. Eşiniz çok zengin olmuyor. Haset etmeye hiç gerek. Almayaydın anam o kadar haset edecektiysen. Almayaydın madem. O kadar haset edecektiysen. Birbirinize kin beslemeyin. Lütfen. Özellikle eşler arasında beslenen kin. Şöyle diyeyim size. Eşinize kin besliyor ve nefret ediyorsanız bu bedduayı getiriyor. Bu sistemi getiriyor. Beddua ve sitem ettiğiniz bir eşte iyi olacağı yere daha beter oluyor. O yüzden birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Yani uzlaşmanın yolunu bulun. Anlaşmanın yolunu bulun. Yani tamamen defteri kapatıp arkanızı dönüyorsunuz. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun buyuruyor Cenab-ı Allah. Hocam biz bir eşiz, yani nasıl kardeş olacağız? Hepimiz iman noktasında birbirimizin kardeşiyiz. İman noktasında. İnnemel mü'minûne İnnemel müminine ihvetün. Müminler birbirlerini, innemel müminine ihvetün. Müminler birbirlerinin kardeşleridir. O yüzden efendim tatlı huzurumuzu tatsız gereksiz vehimlerle, tatsız gereksiz vesveselerle bozmayalım efendim. Rabbim yuvalarımızı şen etsin. Rabbime emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.